Herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız. Ürün tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce hiç tanıtımını yapmadığımız kıyma makineleriyle serimize devam ediyoruz. Yanımızda Empero'nun No22 kıyma makinesi var. Oldukça özellikli bir modelini getirdik. Soğutuculu modelini getirdik. Kıyma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli? Onu çok kısa size baştan anlatayım. Kıyma makineleri boyutlarına göre değişiyor. Yani belli bir kilodan başlıyor saat çekim kilosundan. Ve bu bayağı yukarı doğru gidebiliyor. Örneğin yanımdaki Empero'nun No22 kodlu kıyma makinesi saatte 400 kiloya kadar kıyma çekebiliyor. Bunu kendi kullanımınıza göre, saatlik çekiminize göre ayarlamanızda fayda var. Tabii ki bu kadar çok sık kullanacaksanız, yani saatlerce üst üste çalışacaksa kıyma makinesinin kesinlikle soğutmalı olması gerekiyor. Nedir bu soğutmalı? Koyduğunuz et oda sıcaklığında olabilir veya koyduğunuz et çok soğuk olmayabilir veya makine sürekli çalıştığı için içinde bir sıcaklık başlayabilir. Bu da kıymayı çekerken içine koyduğunuz eti veya tavuğu veya çektiğiniz et her neyse, beyaz eti veya kırmızı eti, içeride pişmesine, bakteri üretmesine sebep olabilir. Bu da çok tehlikeli bir durum. İstenen bir durum değil. Özellikle bu tip durumlarda, çok sık kullanılan ürünlerde veya sıcak bir iklimde bu hizmeti veriyorsanız muhakkak soğutmalı bir ürün tercih etmenizde fayda var. Eskiden bu soğutmalı sistemler mevcut kasanın etrafına eklenen bir soğutma ünitesiyle yapılıyordu. Ama Empero bunu tek bir bünyede toplamış ve daha kompakt bir görüntü elde etmiş. Daha da bütün duruyor böylelikle ürün ve bu kadar çok değer kaplamıyor. Ön tarafta dijital bir konsol var. Bu dijital konsoldan şuradaki bütünleşik soğutma motorunu kontrol edebiliyorsunuz. Biz belli bir derece ayarladık. Makine iç sıcaklığı yükseldikçe, bu dereceyi arttıkça tekrar otomatik devreye giriyor içindeki termostatla ve ürünü soğutmaya devam ediyor. Bir kıyma makinesinde saatlik çekimden sonra, hatta belki de önce, en çok dikkat edilmesi gereken husus, makinede soğutma var mı yok mu? Bu bence çok önemli. Hem sağlık açısından hem de verdiğiniz ürünün kalitesi açısından oldukça önemli. Bunun dışında eski tip kıyma makinelerinde şu ön tarafta, bu arada böyle bir plexi, güzel bir kapağı da var. Hem burayı kapatıp tozlanmasını vesairesini engelliyorsunuz. Hem de daha derli toplu, daha güzel görünüyor ürün. İçine tabii ki bir itme kolu çıkıyor polietilen. Buradaki delikten buradaki eti itebiliyorsunuz. Normalde eski ürünlerde olmazdı. Burada bir panel var. Buraya isteseniz elinizi sokamıyorsunuz. Burayı sökmeniz gerekiyor. Bu da çalışanların olduğu bir yerde güvenlik açısından veya sizin kendiniz için oldukça önemli. İsteseniz de buradan elinizi sokamazsınız. Sadece itme çubuğunu kullanmanız gerekiyor. Zaten sokmayın buradan mümkünse. Buradaki el ünitesini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Her kıyma makinesinde bu özellik genel olarak var. Ön taraftaki şuradaki başlığı sökerek içindeki tüm sistemi çıkartabilir ve temizliğini yapabilirsiniz. Ön taraftaki aynasını da, yani kalınlık incelik ayarını yapan aynayı da isterseniz değiştirebiliyorsunuz burayı söktükten sonra. Bazen daha ince veya daha kalın ürün çekmek gerekebiliyor. Bu şekilde kapağını söktükten sonra burayı temizlik için çıkartabiliyorsunuz. Bu aynısı, bahsettiğim kalınlık incelik yaptığınız aynısı. Bunu daha kalın veya daha ince alabiliyorsunuz. Buradaki sistem biraz keskin. Dikkatli olmak lazım. Özellikle ön taraftaki şu bıçağı. Temizlik istediğiniz zaman da buradaki mili çıkartıp temizliğini yapabiliyorsunuz ki bunların sürekli yapılması gerekiyor. Bu şekilde çıkartıp temizliğini yapabiliyorsunuz. Tekrar monte etmek istediğiniz zaman zaten arkada oturan bir şekli var. Bu şekilde oturtabiliyorsunuz. Oturturken de her şeyin bir işaretini koymuşlar. Kolaylıkla oturtabiliyorsunuz. Ön taraftaki şunu taktıktan sonra da temizliğini kolayca böyle yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ön taraftaki kontrol paneli var. Ön taraftaki kontrol panelinden bu üründe ileri veya geri çalıştırabiliyorsunuz makineyi. Bu kıyma çekerken ihtiyacınız olabiliyor. Buradaki tuştan bunu yapabiliyorsunuz. Önce buradan aktif hale getirip bastığınızda ileri doğru çalışıyor. Geriye doğru isterseniz tekrar buna bastıktan sonra çalıştırabiliyorsunuz. Bu kontrol ünitesinden buradaki soğutma sistemini kontrol ediyorsunuz. Böylelikle dış sıcaklığa göre, çektiğiniz ürünün çıkışına, kalitesine göre buradaki sıcaklığı tekrar değiştirebiliyorsunuz. Acil bir durum olduğunda da buradaki tuşla da, acil olarak durdurmanız gerekirse oradaki tuşa basarak da ürünü durdurabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu küçük boy diyebileceğimiz No22 modeli 400 kilo saat kapasiteli soğutmalı bir model. Özellikle bu üründe dikkati çeken soğutma ünitesinin arkada ekstra olmayışı, entegre olarak bu işi halletmiş olmaları. El koruma yeri olması çok iyi. Artı hala birçok makinede bulunamayabiliyor. Bunun dışında zaten bildiğiniz, güvendiğimiz, bildiğimiz bir marka Empero. Evet, toplamak istersek bir kıyma makinesi alırken öncelikle saatlik tüketim kapasitesine dikkat etmek gerekiyor. Bu No12, No22, 32 gibi giden No'lar aslında saatlik kapasitelerini size anlatıyor. Bunun dışında bir de bir kıyma makinesi alırken
mutlaka soğutmalı mı değil mi? Buna ihtiyacınız var mı yok mu? Bunu iyi araştırmak gerekiyor. Sonradan entegre edilebilen bir ürün olmadığı için mutlaka alırken soğutmalı veya soğutmasız olarak almak gerekiyor. Şu anda da çalıştı. Belli bir sıcaklığa geldiği için tekrar soğutmaya başladı. Kısaca anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yeni bir ürün tanıtımıyla, yeni ürünlerle görüşmek üzere. Kıyma makinesi tanıtım vesilesiyle de hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyoruz. Musmutlu ailenize çok güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.